musica. Paris'in en tipik semtlerinden biri olan Saint-Germain-des-Prés'de Christophe Roussel'in evine konuk oluyoruz. Aynı zamanda hem ünlü bir klavyenist ve orkestra şefi olan Roussel, barok dönem uzmanı. Bir diğer deyişle bir müzik arkeoloğu. Mesleğimde en sevdiğim şey 17. ve 18. yüzyıla ait repertuarları ve sesleri bulmak. Yani benim için en büyük mutluluk, hiçbir zaman tekrar yorumlanmamış olan eserleri alıp, müziğin büyüsü sayesinde tekrar yorumlayıp hayat vermek. Bu inanılmaz bir duygu. Bir arkeoloğun antik Yunan döneminden kalma bir vazoyu gün yüzüne çıkarıp, bunun üzerinden bir efsaneyi çözmesi gibi bir his. Christophe Roussel bu yıl dönem enstrümanlarından oluşan görkemli Le Talon Lyrique Orkestrası'nın 20. yılını kutluyor. Repertuarlarında Lully'nin lirik trajedisi Bellerofon'un yanı sıra barok dönemin tanınmış eserlerinden Rameau'nun lirik komedisi Plate yer alıyor. Günümüzde bilginin ve güzelliğin rahatça dolaşımı hayret verici bir şey. Müzisyen olmak ya da daha genel deyimle sanatçı olmak benim için güzelliği yaymanın bir yolu. Buna gerçekten çok önem veriyorum. Sanat aracılığıyla insanın doğasını yüceltebiliriz. Bu ilham dünyasıyla ve tüm ilhamların birliğiyle gerçekleşebilir. Bizi hayvandan ayıran başlıca özellik de bu. Sanatçı her şeyden önce sanatı icra eden kişidir. Sanatı algılanır ve dokunaklı ve doğru icra etmesiyle yaratıcı özelliği de vardır. Bu türden bir ortak duygu ancak konserde, sahnede, canlı olarak açığa çıkar. Bu basit bir eğlencenin çok ötesindedir. Tabii ki aynı zamanda eğleniriz ama farklı bir mekana doğru yolculuğa çıkarız. Zenginleşir ve yüceliriz. Tabi sonrasında ama ben sanatçı mıyım diye kendimizi sorgularız. Ne yazık ki 21. yüzyıl biraz karanlık bir perspektif açan bir yüzyıl. Sanat tam da bu umutsuzluk döneminde bir teselli aracıdır. Kurtuluş sanattadır. Ben buna çok derinden inanıyorum. Bu yüzden bu dönemin sanat için bir kriz dönemi olduğunu düşünmüyorum. Aksine sanat yaralarımızı sarmak için ona ihtiyaç duyduğumuz ölçüde gelişecektir.